Neredesin sen? Savcım emretti, bayram sabahının körü dikti beni. Gerginim. Yağmur. Öğrenmiş falan olmasın bize. Bedel ödetmeye mi çağırdı? Amacı ne savcımın? Bilemem. Savcının kızına yürürken düşünecektim bunu. Yağmur yapma ya. Bende zaten panik atak var. Yapma Allah aşkına, yapma ya. Savcım günaydınlar olsun. Geç arabaya. Arabayla geldim, onunla takip etseydim seni. Tamam, aldığım yere bırakırım işim bitince. Geç arabaya. Aldığın yere bırakacaksan. Hayırlısı olsun inşallah savcım. Hayırlı bayramlar savcım. Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar o zaman. Savcım ayıptır sorması, nereye intikal ediyoruz? Beraber şey yapsak gitsek. Oğlum geçsene arabaya, vaktim kıymetli benim. Atla. Yani bayram sabahı beni alıyorsun buradan, vaktim kıymetli diyor. Biz nereye intikal edeceğiz onu soruyorum. Gel. Dur arabayı. Toz çok da toz geldi. Yani savcım bugün bayram sabahı ya. Hani senin aileyle olman gerekmez mi? Yani ne bileyim. Canan hanımlar, çocuklar, çoluklar beklerler seni hani. Sen benimle vakit kaybediyormuşsun gibi geliyor bana. Bir yanlışımız mı oldu savcım? Bir hatamız mı oldu? Eğer öyleyse bilelim gerçekten, ona göre denk alalım ayağımızı da. Oğlum Allah aşkına neyin doğru ki bir de yanlışını soruyorsun ya? Ama nereye gittiğimizi bilmek hakkım savcım ya. Tabii. Benim hakkım bu. O yüzden söylesen mi nereye gittiğimizi? Çünkü aldığım yere bırakacağım seni gibi bir ifade kullandın. Ne oluyor Akgün? Hani hayırlara vesile olsun. Sen cevap vermeyecek misin onlara? Merak ediyorum. Geldikçe de geliyor. Ya maşallah. Bu sabah bu saatinde de anlamadım yani. Bir şey mi istiyor, ne oldu, bir cevap ver ya. Kimse artık kırma kalbini. Toplu mesajlar şeklinde savcım, eş dost şeklinde. İşte. Bayağı da sevenin var maşallah. Bayram namazına kalktılarsa demek. Sağ olsunlar. Sevenimiz çok savcım da. Nereye gidiyoruz savcım? Vallahi gerim gerim gerildim burada, yemin ediyorum ya. Böyle bendir gibi, efendime söyleyeyim davul gibi, tef gibi. Ha, korkacak bir şey mi var ki geriliyorsun? Ben de onu anlamadım. Ondan değil de nereye gittiğimizi bilmiyorum ya. Böyle senin de arada bir sağın solun belli olmadığı zamanlara da denk geldiyken arada böyle olduğunu biliyoruz. Böyle yataktan artık hani kalktığında geçmişe dayalı, hani benim sana yaptığım bir yanlış mı geldi aklına da böyle aldın bizi götürüyorsun dağ başına diye insan düşünmüyor değil. Neyse hani böyle açık açık. Ben hani delikanlı gibi konuşmaya şeyim, razıyım. Hani bana şimdi sorabilirsin. Tamam lan, yeter lan. Ana. Geldik. Hadi. Bayram. Hayır, ben yanlış anlamıyorsam şu an sen beni bayram namazına getirdin, beraber namaz kılacağız. Peki sen biliyor musun bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sabcığım bayram namazı 2 rekattır. İlk rekatta niyet edilir, önden eller bağlanır, tekbir yetilir. Sonra da Sübhaneke okunur. İstersen okuyayım ama abdestim yok benim yani şahsım. Tamam, anladık, biliyorsun. Bizim peder hiç aksatmazdı bayram namazlarını. 12 yaşına kadar her yıl getirdi. Ondan sonrasında zaten hakimsin. Vay be, o zaman ben bir abdest alayım. Var mı senin abdest? Bak. Şu bankta bir adam oturuyor. Şimdi git onun yanına. Ezan okunacak ama fazla vaktin de yok. Elini öp. Gönlünü al, bir bayramlık. Baban oturuyor orada. Bayram mübarek olsun baba. Eyvallah.
Sen mi ısrar ettin konuşmak, görüşmek için? Oğlumu özledim dedim. Savcı ayarladı her şeyi. En son 12 yaşındaydım seninle bayram namazına gittiğimizde. Unutulmaz. Mahalle camiine gitmiştik. Konvoyla. Cemaatin yarısı seni korumalarında. Tıklım tıklımdı. İmam efendi bayram hutbesini bayağı böyle bir uzatmıştı sağ olsun. Sende de bitse de gitsek suratı vardı. İyiydi. Bayram sabahları iyiydi 12 yaşına kadar. Ondan sonra pek bir farkı yoktu yani. Ben de çok özlüyorum bayram sabahlarını. Var mı? Bak şimdi, beni dinle. Bundan sonra seninle daha az görüşeceğiz. Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyeceksin. Abinin peşinden istiyorsan git ama kendi yolundan ayrılma. Ben o çocuğu hiç sevmedim. Ama sen ben değilsin. Tamam, bazı hatalar yaptık ve bu o çocuğun hayatına mal oldu. Bütün bunları düşünmediğimi sanma. Ama şunu gör ki senin üzerine düşen ışık geçmişten değil. Yarının penceresinden vuruyor üstüne. Neymiş baba benim, nasılmış yarınım? Güzel kızımızın yüzü kadar aydınlık. Tamam, ben sana bir aile veremedim ama sen aileni kuracaksın. Benim yolumdan yürümen, kıymet vermen gerekenlere de gereken kıymeti ver. Hadi geçelim. Şimdi çıkışta seni göremem falan. İyi bayramlar. Al bunu da adettendir. Baba ne yapıyorsun ya? Alsana oğlum işte adet. Ya bütün abluluğu bana bakıyor. Şu Allah aşkına çeker misin? Şu alır mısın şunu baba? Al lan şunu. Oğlum koysana şunu cebine ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun baba? Herkes abluluğu bana bakıyor. Bir abdest alıp geleyim. Yanınıza geleyim. İniyorum o zaman. İn. Çok mübarek bir insansın ha. Sebep? Selçuk Taşkın'la beni görüştürmen, ne bileyim bu organizasyonu yapmak zorunda değildin. Ama sen, İlhan. Babanla geçirebileceğin bayram sabahlarını 9 sene kaçırdıysan sebep biraz da benim. Vicdan yaptı savcım. Yok, vicdanım rahat. Bu da benden sana bir doğum günü hediyesi olsun. Tamam. Ver bebeğim ya, şöyle. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bugün bayram sabahı savcım. Akgün Gökalp Taşkın. Benim aklımda Selim Kara böyle elini vermeyen, katı, böyle sevgisini şey yapmayan bir adam olarak kalmasın benim aklımda. Hadi iyi bayramlar. Oğlum bir dur lan. Allah kahretmesin ya. Bu kadar. Bayramını kutlarım savcım tekrardan. Bu arada Canan yengeye, Altay'a, Yağmur Kara'ya çok selam. Onların da bayramlarını kutlarım. Enişten dediklerim de hani benim ağzımdan böyle söylersen. Tamam, görüşünce kendin kutlarsın. Yüz. Selametle savcım. Görüşünce kendim kutlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.